أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Nereden ders yapacağız biliyor musunuz? Lemalar Mesnevi Nuriye 239. Buharı keşfeden ahireti tasdik etse ben ahirete iman ederim. Buharı keşfeden ahireti iman etmese ben de etmem. İmanın ölçüsü adeta buharı bulan veya maddi bir keşif yapan kişileri endeksli yapmış. O size okumuştum şu anlarda hatırlarsınız. Ondan sonra bu onlar hakaik imaniyenin derkinde bedevilerin bedevileridirler. Şimdi onu bulun demiştim, hatırladınız mı? Ha, 230'da Mesnevi Nuriye'de. Oradan okuyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. İrem eyyühel aziz. Bir şeyden uzak olan bir kimse. Bu mesafe manasında tut. Ta hakikat ve keyfiyetine kadar. Uzak. Ondan uzak. Da ne anlıyorsun? Mesafe olur. İlim olur. Ehli olur. Ehli değil. Tamam. Doldura doldura gidiyoruz. İzahını istediğinizi sorun. Ben buradan bir şeyler de dolduracağım. Bir şeyden uzak olan bir kimse, yakın olan adam kadar o şeyi göremez. Neyi göremez? Çünkü uzak. Yani bir insan mekan ve zaman ve hakikat bakımından uzak dahi olsa her şeyi bilebilmesi için ancak haşa, her şey hükmeden olması lazım. İnsanın yapısı böyledir. Nedir o? Ne kadar bir şeyden uzak olan bir kimse, yakın olan adam kadar o şeyi göremez. Ama ne kadar zeki olursa olsun, o şeyin ahvali hakkında ihtilafları olduğu zaman, yakın olanın sözü müteberdir. Ben burada geçmiyor. Vereyim. Atıfları yapacağız zaten. Orada söylüyor. Mesela diyelim ki sağlık hakkında bir tabip, hastane bile değil, sağlık ocağındaki bir pratisyen doktor, bir yerin ağrıyor, böbrek ağrıyor, köydesin, başka kimse yok. Nereye gittin? Hastanede veya sağlık ocağında doktor, bu budur dedi. O hükmetti. Gelirken 10 tane fizik profesörü vardı. Yolda denk geldi. Dediler ki sana nereden geliyorsun? Doktora gittim de. E ne oldu? Böbreğimde böyle böyle şey varmış, üre varmış. Onun ilacını verdi. Ya bırak onu ya. Niye? Biz profesörüz. Hiçbir şey yok. Senin böbreğinde yok, ne bileyim, karaciğerinde bilmem ne var. 10 tane profesörün, fizik profesörün tıp noktasında bir sağlık memurunun, değil doktorun, sağlık memurunun sözü kadar müteber değildir sözü. Niye değildir? Ehli değildir. Ehli değil. Hele hele maddiyatta meşgul ola ola maneviyatını körletmiş bir insanın maneviyat hakkında söz sahibi olması olur mu? Böyle bir şey olur mu? Yani maneviyat inkar etmek gibidir. Şimdi örnek veriyor. Diyor ki binaenaleyh Avrupa filozofları maddiyatta şiddeti tevagülünden dolayı iman, İslam ve Kur'an'ın hakaikinden pek uzak mesafelerde kalmışlardır. Avrupa filozofları maddiyatta şiddeti tevagülünden, yani
çok fazla meşguliyetlerinden dolayı atomdan, bunun atomunda meşgul oluyor. Yani maddiyatta, fizikte meşgul olduğu olan, coğrafyayla meşgul olduğu olan, maneviyattan uzak olmuş. Yani aklı, fikri, gözü, hissi, bütün her şey madde. Maneviyattan bir behre, uzak. Yani ruh, ruh yapısı. Onların en büyüğü, yani bu fizik, kimyada filozofların en büyüğü, yakından hakaiki İslamiye vukufu olan âmi bir adam gibi de değildir. Mesela bir adam ilim değil de şöyle tarikata gitmiş, biraz zikirle meşgul olmuş, böyle bazı hallere vakıf olmuş, şahit olmuş, yaşıyor. Bu adam, filozof, 50 sene değil, 100 senede yaşasa böyle, onun vakıf olduğu hale, onun için gayptir. O adam rüyasında bile görmez ama bu adam onu yaşıyor. Ha? Yani sizin yaşadığınız var ya ruhsal alemde, hani tefekkürle böyle bir hal, yani veya namazda Kur'an okurken mesela şöyle tatlı hal olmuyor mu böyle? Maneviyat işte. Yani aklı çerçeveyi alamazsın onu. Böyle hal diyorsun değil mi? Hal dili. Onu bak, senin yaşadığın hali adam rüyasında göremez, rüyasında. Rüyasına bile girmez böyle bir şeyi. Çünkü rüyalar da insanın meşgul olduğu alem cinsindendir. Ne ile meşgul oluyorsanız rüyanız da ona paraleldir. Ben hiçbir zaman, hiç hatırlamıyorum ömrümde, şimdi de söylüyorum, bir fabrika kurduğumu rüyamda, bir ticaret yaptığımı, mal alıp sattığımı hiç hatırlamıyorum böyle bir rüyayı. Ama bir Muhyiddin Arabi, bir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i, bir ustadımızı, bir Zübeyir abileri, bir ilim meclisleri müteaddit defa görmüşüm elhamdülillah. Şükürler olsun. Ve emma bi nimete rabbike fadis. Niye? Zihnim bununla meşgul. Şimdi o hali ona nasıl anlatacaksın? Nasıl anlatacaksın? Peygamber, bazıları diyor ki, peygamber diyor senin diyor şeyine ne mutlu olacak? Yani hatta Allah için söylüyor. Ya senin diyor kenarda bir halin, Allah seninle mi meşgul olacak? Size bir şey mi söyleyeyim size de? Güldüğünüz için söyleyeyim, bir parçasını söyleyeyim. Şükür için şey yapacağım. Ama nasıl değerlendirseniz değerlendirin yani. Ben niyetim bu değil. Ama şükür için, teşvik için. Hani derler ya, Allah senin günahınla mı meşgul olacak? Allah senin günahınla değil, niyetindeki şeyleri bile yardımcı gönderiyor. Mesela hacca gidecektik. Grup. Ben tabii grubun organize ettik vesaire. Bir sebeple işte gitmeyeceğim. Ama niyetim var yani. Şey, gitmemeye ama millete dememişim daha. Tamam, o pazarlar vardı ya. Onlarla. Kaç, 21 kişi bir grubun şeyim. Yani bir sebep arıyorum ama sebep de bulacağım ya. Buldum ama daha ilan etmedim. Gitmeyeceğim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam geçiyor. Diyor ki bana, gel diyor. Sizi Kabe'de ben karşılayacağım grup olarak. Bak şu niyetle söylüyorum. Allah biliyor, seni kandırabilir mi? Allah kandıramam. Yani senin her en ufak bir şeyine muttalı Allah. Biliyor. Yani 26. lemada geçiyor. Hadis-i şerifte geçiyor ya, en ufak şeyinizi bile. Yani hadis-i şerifte geçiyor. Ayakkabınızın bağını bile Allah'tan isteyiniz. Yani lemalarda var, diyor ki, en ufak şeyi de Allah'tan istemek ne demektir? Çünkü en ufak şey bütünlük içinde bir parçadır. Onu Allah ancak yapar. Peki benim niyetimi kim biliyor? Allah aşkına söyleyin, kimseye dememişim ben. Neredeyim? Kim biliyor benim vazgeçeceğimi? Vazgeçtim canım da ama ifade etmedim.
Göçte o gündüzü edeceğim artık. Gecenin gündüzü edeceğim. Arkadaşlar ben, annem de var herhalde. Ondan sonra Peygamber diyor ki aleyhissalatü vesselam, gelin, gelin, ben sizi karşılayacağım, ben de sizi Allah'a götüreceğim. Artık nasıl gidersin sen şimdi bu hacı? Şimdi o kapıya yanaşınca rüyanın şeyiyle şey yapıyorsun, kapıda karşılayacağım diyor. En ufak şeyinize bilen Allah, haberdar edilen peygamber. Direkt bilemez o. Allah bildiriyor. Diyor ki bak senin kullarında böyle bir şey var. Allahsız izah edebilir misin? Peki peygamber nerede? Medine'de. 1400 sene önce ölmüş. Nereden biliyor beni vazgeçeceğimi? Geçtim yani, niyetim tamam. Hayır. Yani onların kuvve-i manevisini bozma. Bir de diyor ki ben karşılayacağım, bir de Allah'a götüreceğim sizi. Elhamdülillah. Hani inşallah temelden o hacın da kabul oluyor yani. En ufak şeyinize hevallahi. Şart damarımıza daha yakın ya. Allah'ın taht-ı tasarrufu. Zerrek. Şimdi bu adam ne anlar bunu? Filozof ne der şimdi? Buna hiç bir mana verir mi? Bizim için ne kadar manidar ve manalı değil mi rüya? Gavur ne der? E Muhammed'i görmüş. Öyle demez mi Mehmet'i? Tabi estağfurullah. Bizim için bir hayatımızın tümünü süslüyor bu rüya. Ama onun için bir mana ifade etmiyor. Arkadaşlar onun için neyle tevakkül ediyorsanız, neyle meşgul oluyorsanız rüyanız da paraleldir. Çünkü benim işim Allah'ı anlatmak, sevgili peygamberimi anlatmak. İşim böyle, benim mesleğim, ömrüm böyle geçmiş. Peygamber Aleyhisselam'a gel dedi. Yani şimdi adam fizikle meşgul, elbette ki bütün rüyası kuantum olacak. Atom olacak. İvme olacak yani. Ne olacaktı yani? İşte Avrupa filozofları maddeye, yani bunu psikolojiye de götürün. Niye bu başına geliyor? Kardeşim davet ediyorsunuz. Psikolojinin bozuklarına diyor. Siz meşgul ola ola düşüne düşüne davet ediyorsunuz. Erbağlar davet ediyorsunuz. Kendiniz hakkında suizan ediyorsunuz. Allah'a güven sorunu yaşıyoruz. Allah'a güvenmiyoruz. Tevekkül etmiyoruz. Teslim olmuyoruz. Bunu yaparsam acaba Allah bunu yapar mı? Teslim ol ya. Allah'a güven sorunu yaşıyoruz sevgili arkadaşlar. Avrupa filozofları, bu rüyamdan sonra bu cümleyi bir daha dinler misiniz? Avrupa filozofları maddiyatta şiddeti tevagülünden dolayı iman, İslam ve Kur'an'ın hakaikinden pek uzak mesafelerde kalmışlardır. Onların en büyüğü yakından hakaik-i İslamiye vukufu olan Ami bir adam gibi de değildir. Yani Ami benim yani, onun için anlattım. Yakından bakıyorum. Ami bir adam gibi, benim yaşadıklarımı hangi o dinlen kuantumla, fizikte, kimya onları aşağılamıyoruz ama sahası o. Yani maneviyatta meşgul olmamışsın, maddiyatta meşgul olmuş o bilim adamı benim yaşadığımı onda birini rüyasında görmez. Senin yaşadığını onda birini görmez. Namazda o haliniz olmuyor mu ya bazen? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Tatlı bir hal olmuyor mu? İşte onu adam rüyasında görmez. Ben böyle gördüm, nefsül emir de benim gördüğümü tasdik eder. Adam, varlık anlayışı atom ve enerjiye indirgemiş. Bu kadar, daha ilerisini gitmiyor. Varlık anlayışı, vücut anlayışı böyle. O öyle, öyle diyenlere bir şeyim vardı da benim. Burada bir notum var. Bak anlayış, bakar mısınız bak. Bunu adam varlığı, vücudu, atom, şu görünüş ve altındaki enerji. E eşittir mc kare diyor. Ondan sonra bitti. Ondan sonra ilerisi yok.
Yani bütün anlayışı, varlığı bu. Arkasındaki o süreci hiçbirisi yok. Dolayısıyla arkası bunun yoksa bu failsizdir. Failsiz bir fiil. Ustasız bir sanat. Hakimsiz bir kanun. Sanatkarsız sanat. Yani ona ait bir şey okuyayım size. Failsiz fiili kabul eden insan, failsiz fiil, anlaşılıyor değil mi? Yani yapıcısız yapılan, yani fiil. Failsiz fiili kabul eden insan, kendi kendine olduğu demekle ne diyor biliyor musun? Allah yapmadı der. Peki, Allah'ın yapmadığını nereden biliyorsun? Sordum ben ona. Bunu Allah yapmadı diyor. Peki nereden biliyorsun Allah'ın yapmadığını? Şöyle bir şey söyleyeyim size. Mesnevi'den kullanacağım. Lasyemalardan. Şimdi bunun hakkında iki temel fikir var, kanaat var. İki temel. Bir din tarafı çeşitlilikleriyle beraber onun zıttı. Tamam, bak elime bakın. Çeşitlilikleriyle beraber din, çeşitlilikleriyle beraber felsefe. Bu çiçek hakkında diyor ki din, Allah yaptı. Bunlar diyor ki yapmadı. Peki soruyoruz, Allah'ın yapmadığını nereden biliyorsun? Peki Allah'ın yaptığını nereden biliyorsun diye ona soruyoruz. Şimdi arkadaşlar, desem ki ben, bu kalemi kim yaptı? Bilmiyorum. Peki, bu kalemi Osman yapmış olabilir mi? Olabilir de, olmayabilir. Niçin? Osman'ı tanımıyorum. Yani bu konuda uzman mı değil mi? Yeni bir arkadaş geldi, tamam mı? Dediler ki bu kalemi kim yaptı? Bu arkadaş yaptı dediler. Ben tanımıyorum. Tanımadığım için onun yapma ihtimali %50'dir. %50 yapabilir, %50 yapamaz. Allah'ı tanımıyoruz. Bakın bu değişik mantık kullanıyorum. Onun için yakalamanızı istiyorum. Allah bunu yaptı mı? Bilmiyor. Niye bilmiyorsun? Allah'ı tanımıyorum ki. Tanısam derim ki bu yapamaz. Tanısam onu derim ki yapar. Tanımadığınız bir şey hakkında kesin hüküm veremezsiniz. Eseri yaparken görmezseniz. Allah'ı tanıyor muyuz? Tanımıyoruz. Ortada konuşuyoruz şimdi. Tanımadığımdan dolayı ben onun yaptığını şiddetli şekilde iddia etmediğim gibi reddetmiyorum. Allah yapabilir de yapmayabilir de. Ama bir tanesi kesinlikle o yapmamıştır diyebilmesi için Allah'ı tanıması lazım. Ben onu tanıyorum, böyle bir kabiliyeti yok. Ben Hasan'ı tanıyorum, bu gözlüğü yapamaz. Ha, tanıdığı için doğrudur. Ama beni tanımayan gözlüğü yapabilir mi, yapamaz mı? Nereden bilecek ki, beni tanımıyor ki? Yapan diyor ki, bunu diyor yapabilmesi için kör olmaması lazım çünkü boya atıldı. Bunu yapanın diri olması lazım çünkü ölüden çıkartıldı. Bunu yapanın tasarımcı olması lazım, mimar olması lazım. Statik bilgisi olması lazım, yani eğilip kalkması. Bak, binayı böyle yapamazsınız yani. Vesaire. Bunu yapanın burnu bilmesi lazım. Bu estetiği yapması için gözü bilmesi lazım. Vesaire. Bu fotosentez yapıyor. Akciğeri bilmesi lazım. Eğer meyve vermişse dili bilmesi lazım herkese. Demek ki o kim yapmışsa bu sıfatları onda olması lazım. Ne lazım? Yazıyor. Bunu yapması için gözü
görmesi lazım. Boya attı. Çünkü doğuştan ama sopayla dolaşana gidip oto kaportaya, boyaya, boya fabrikasına almazlar. Amaların arabayı boyamasını kim verir? Amalara ressamlık kim verir? Hani derler ya, körler çarşısında ayna satılmaz. Ha, sıralıyorum. Taassubumdan değil. Zaruri olarak iş yapıyorum. Bunu yapanın görmesi lazım. Tamam. Bu koku burnu bilmesi lazım. Topraktan çıkıyor ölü. Diri olması lazım. Matematiği bilmesi lazım. Kimyayı bilmesi lazım. Tamam mı? Estetik olacak. Dolayısıyla bu sıfatları say. Güneşi bilmek lazım. Havayı bilmek lazım. Nizam var, intizam var, tamam. Peki bu sıfatları topla, artı gözü olması lazım. Burunu bilmesi lazım. Buradaki hesaplar var, matematik lazım. Letafet var, nezaket var, kibarlık var. Bunları bilmesi lazım. Meyve takmışsa dili bilmesi lazım, mideyi bilmesi lazım, kimyayı bilmesi lazım. Bütünlük içinde olduğu için kainata hükmetmesi lazım, kainata hakim olması lazım. Çünkü bunu yapmak yetmiyor. Güneşi de bileceğiz. Peki, bu sıfatların toplamına ne diyelim? Yani mesela bana gözü veren kör olmaması lazım, kulağı veren sağır olmaması lazım. Aklı veren akılsız olmaması lazım, hayatı verenin diri olması lazım. Bana iradeyi verenin iradesiz olmaması gerekiyor, iradeli olması lazım. Şuuru verenin şuurlu olması lazım, öyle mi? Peki, şuuru olması lazım, gözü olması lazım, aklı olması lazım, ilmi olması lazım, merhamet olması lazım, şefkat olması lazım, kadab olması lazım. Artı bu sıfatların toplamına ne denilir? Biz Müslümanlar Allah diyoruz, ötekiler God diyor, ötekiler God diyor. Ötekiler tabiat diyor, kendi kendine diyor. Tamam, tabiat dediğin şey nedir? Güneş, hava, toprak, su. Dört tane. Yukarıdan aşağı in. Tabiat, güneş, hava, toprak, su. Bir şey anlatacağım. Oralar kadar biliyorsun. Peki, benim o verdiğim sıfatlar, göz olması lazım, hayat olması lazım, şuru olması lazım. Bu sıfatlar güneşte var mı? Allah yaptı. Vallahi bilmiyorum diyor. Tamam. Allah yaptı mı yapmadı mı? Niye için tasdik etmiyorsun? Tanımıyorum ki. Ha, koy onu kenara. Peki Allah'ın karşısında alternatif ne var? Bunu yapan tabiattır. Tabiat dediğin şey nedir kardeşim diye soruyoruz. Güneş, hava, toprak, su. Dört tane. Ve bunlarla imal edilen nebatat. Güneş yukarıdan. İn aşağıya hava. İn aşağıya toprak, in aşağıya su. Bunlar bu tezgahta yapılan eşya. Yapan bunlar. Peki bu dört tane güneş, hava, toprak, suda göz var mı? Gözü bana veremez o zaman. Bunlarda şuur var mı? Yok, bana şuur, benim şuurumu kaynağı olamaz. Bende merhamet var, şefkat var, bunlarda yok. Ha, bunları tanıdım. Allah'ın karşısında olan alternatifi, tabiatı, Allah mı yaptı, tabiat mı? Vallahi bunu tanımıyorum. Koy o zaman kenara. Bunu tanıyalım çünkü gözümüzün önünde, elimizin altında. Bakıyoruz bunu, bunda böyle bir özellik yok. O zaman bunu yapma ihtimali sıfır oluyor. O zaman bunu yapma ihtimali %50 idi, yapmama ihtimali %50 idi. Yapma ihtimali %100 olur. Eğer biraz böyle kafayı çalıştırırsanız ne mantık kullandığımı anlarsınız. Bak, Allah mı yaptı, tabiat mı? Allah'ın yapma ihtimalini %50'dir. Tabiatın yapma ihtimali %50'dir. Ya o yaptı ya o. Peki, tahlil edelim yapabilir mi? Allah yapabilir mi bilmiyorum. Tanımam da zor. Koy o zaman. Kolay olandan çıkalım. Gözümüzün önünde, elimizin altında olan tabiat. Yapabilir mi? Yapamadığı ortaya çıkarsa bunun karşıtı olan taraf şık %100 doğru olur. Bunun yapma ihtimali sıfır olur. Niçin olur? Bunu çünkü bakıyoruz mümkün değil. Kendisi kör, göz veremez. Onun için tanımadığın için. Peki o zaman ne yaparsın? Buna intikal yaparsın. Fail yok. Ona olmayana hem ilim, hem irade, hem de kudret veriyorsun.
Yani mesela diyelim ki bunu tabiat yaptı diyorsan, tabiata ilim, irade, kudret, gaye, maksat, hedef tayin etmek veya bir de tabiat böyle bakacak, böyle olan bakacak kendisi yapmadan önce, tasarlayacak, kendisi sevecek olan böyle bir şey yapayım ya. Güzel gider. Bir gayesi olması lazım. Gaye, bunu kim yaptı? Şöyle bassan birisi bak, kalemini yavaşlıyor. Yani gayesi var bunun. Tabiatın böyle bir gayesi yoktur. Şuursuzun şuurlu bir hedefi olamaz. Yani tamam mı? Sonra veriyor. Ama var olana ki Allah'tır, ona vermeyi yakıştırmıyorsun. Peki gözümüzün önünde kesin olan güneşe yapamayacağı kesin çıktığı halde ona bunu nasıl veriyorsun? Yani gözü güneşe nasıl veriyorsun? Şuuru şuursuza nasıl veriyorsun? O zaman ne demen lazım? Evet, tabiat dediğim şey şık, ihtimali yoktur. Çünkü tanıdım. O zaman onun karşısına konular nedir? Allah onu tanımaya geçer. Peki Allah nedir, nasıl tanıyalım? Allah yerin göğün her şeyin nurudur. Ne demek o? Buzdan misal vereyim, sonra buna geçeceğim. Buzdur, sudur, H2O'dur, enerjidir, esirdir. Daha özüne git, maddi hayattır. Daha özüne git, aynı hayattır. Daha özüne git, akıl cevheridir. Daha özüne ruh cevheri. Daha özüne Nur-u Muhammed'i, daha özüne Esma. Süreç budur. Allah'ın olma ihtimali çok büyük. Niçin? Çünkü bunun, bu buzun arka tarafına gittikçe dibi yok. Bir yerde bitse, vallahi dibine geldik, Allah denen bir şey görmedik. Dibi olmayınca bize şu ihtimali veriyor. Ötelerin varlığını gösteriyor. Maddenin arkası hiç yok. Hiç sonu yok maddenin. Arka nihayeti yok. Eğer maddenin bir yerde dursa Allah'ın olma ihtimali haşa olmazdı. Ama sen maddeden yola çıkıyoruz. Maddenin arkasında süreç bir yerde bitmiyor. Bu da bize şu ihtimali veriyor. İddia edilen varlık Allah ve alem ahiret vardır. Delili maddenin arkasındaki meratip bitmiyor. Bitse şöyle der. Bak arkadaş gel elimi tut. Bak su, buz. Su, enerji. Daha başka bir şey yok ki ya. Daha başka bir şey yok da bunun arkasında niye, nasıl bir Allah arıyorsun? Nasıl ahiret arıyorsun? Maddenin arkası yok ki. Sen de tutup da maddeden yola çıkmak varken maddeyi yok sayıp ille düşüncelere mi beni götürüyorsun ey Müslüman diyeme hakkı vardı. Ama maddenin arkası, yani bir maddenin arka tarafı biten bir makam yok. Mesela atom, kalem, atom, enerji, doğru mu? Esir, madde hayat, aynı hayat, akıl cevheri, ruh cevheri, böyle gidiyor. Peki CERN meselesinde İsviçre'de bu kuantum fiziği bizim dediğimizi söylüyor. Kuantum fiziği daha yeni çıktı. Biz ortaokulda, lisede okurken 77'lerde, 78'lerde öyle bir şey yoktu yani. Neydi biliyor musun? Atom tarifi vardı. Kafamızda öyle kalmıştı. Biliyor musun, sizde var mı? Maddenin bölünebilir en küçük parçasına atom denilir. Bölünemez. Bölünemez en küçük parçasına. Öyle sen de mühendis. Öyle okuduk değil mi? Maddenin bölünemez en küçük parçasına atom denilir. Şimdi atomu ortadan kaldırıyor enerji değil mi? Bak demek ki atom bölünemez bir hal bu. Ondan sonra dinsizliği bundan çıktı. Bundan ötesi yok ki dediler, Allah olsun. Maddeler, her şey budur. Niye budur? Arkası yok, önü de yok. Her şey bu. Biraz belki haklı olabilirdi yani, çünkü kafası çalışmadığı için arkayı. Bir baktılar ki bölünemez en küçük parçası atom. Ne bölünemez? Atom atomluktan çıkıyor, enerjiye dönüşüyor. Enerji daha arkaya gidiyor, esire dönüşüyor. Ve Tanrı parçacı dediler bunu. Bunu diyen dinsiz fizikçi demek zorunda. Çünkü bu kadar diyor atom üstü, şu atomla yapılan alem hiçbir şey değil diyor İngiliz fizikçisi. Dinsiz. Okuduğum için söylüyor.
Atom altı diyor, atom üstünden daha karmaşık, daha garayım. Tayflar, birbirine geçişler, akıl almaz bir dünya. Yani şu gördüğümüz dünya var ya, hiçbir şey değil ha. Şu gördüğüm kalem hiçbir şey değil, bu altı acayip. Atom altı daha acayip, daha tuhaf, daha garayım. Atomluktan çıkıyor ve başka bir memlekete giriyorsunuz. Yani buzdan çıkıp suya dönmek gibi de değil. Su da bitiyor. Ne bitiyor? Suyun altı var. H2O. Hidrojen oksijen. Daha geç arkasına. Enerji. Enerjinin de arkasına geç. Esir. Daha arkasına geç. Madde hayat. Yani böyle gidiyorsun. Şeyi söylüyorum bakın. Madde, görünen maddenin arkasına doğru gidildikçe bir yerde durmuyorsa bize şunu veriyor. Dinin bahsettiği alem ve kişi, yani bizzat, olma ihtimali büyük. Çünkü bu sürecin dibi yok. Neresini bilmiyoruz. Eğer madde bir yerde bitseydi, ahiretin ve Allah'ın olma ihtimaline aklın intikal etmesi çok zordu. Ya kardeş bitti ya. Dolayısıyla maddeye bakıyoruz, gözü yapması, şuuru yapması muhal. Onun karşısına konulan ya bu yaptı ya bu. Ya dindir, ya Allah yaptı, ya Allah'ın dışında herhangi bir şey. Allah'ın dışındaki bir şey yapamıyorsa bu kesin oluyor o zaman. %50 bunu yapma ihtimali vardı, %50 bunun. Bunun yapma ihtimali sıfır olursa bu %100 olur. Yani şu ustadın misaliyle, şu kapıyı 4 tane kesin. Şu kapıyı açacak 4 tane anahtar var. Kilit açacak anahtar var. Kesin mi? Kesin. Ehiller öyle diyor. 1. Denedin. Açmadın. 2. Denedin. Açmadın. 3. anahtar denedin. Açmadın. 4.sine de denemeye de gerek yok. %100 o doğrudur. Ama ilk başta yüzde kaçtır bir tanesinin doğru ihtimali? %25. Bir tane denedin. %75 kaldı. İkinciyi denedin. Açmadı. %50 oldu. Bir tanesini de ortaya kaldırırsan bu %100 olur. Çünkü başka şık yok. Aynı bu örnek gibi. Bu eşya ya tabiat yaptı, ya kendi kendine oldu, ya sebepler yaptı, ya Allah yaptı. İşte bu 3 tanesini böyle indirgersen, yani tabiata götürdük işte biraz önce. Ondan sonra yapamayacağı ortaya çıkınca sebepleri böyle tek tek, o zaman en son şık vacip oluyor. %100 oluyor. Çünkü diyorsun ki bak, bu vardır, bunu yapan birisi yoktur. Varlıktan yokluğa intikal etmek zordur. Bu vardır, bunun arkasında da birisi vardır. Varlıktan varlığa intikal etmek kolaydır. Yani gözü köre isnat etmek mi akla daha uygun? Gözü bir görene mi? Varlığı hiçliğe mi? Varlığı varlığa mı isnat etmek daha kolaydır? Varlıktan hiçliğe gitmek yoktur böyle bir yol. Varlığın arkasında hiçlik olamaz. Gözün arkasına kör olamaz. Yani varlıktan hiçliğe intikal etme zor yol iken, varlıktan varlığa intikal etme kolay yolken, niçin bunu tercih etmiyorsun? Kolay bir yol. Bak, var olanlardan var olana intikal kolaydır ve mantıklıdır. Var olan mevcudattan yok olan faile delil getirilemez. Bak diyorsun, şu çiçeğin rengini görüyor musunuz, boyamasını? Ha, bu boyayan kördür. Hem bana boyasını gösteriyorsun, estetiğini gösteriyorsun, letafetini gösteriyorsun, güzelliğini gösteriyorsun, tasarımını gösteriyorsun. Bunu yapan kördür diyorsun. Bak, bu gözün eseri olan bir şey kör yaptı diyorsun. Bu zor yol. Varlık yoku ispat etmekte kullanılamaz. Allah yoktur çünkü bu vardır diyemezsiniz. Yokluğu ispat etmek için varlığı kullanamazsınız. Çünkü varlık yokluğa delil olamaz. Bir daha söylüyorum. Varlık yokluğa delil olamaz. Varlık varlığa delil olmak yolu kolaydır. Misal veriyorum. Bak, bunu görüyor musunuz?
Bunu yok olan yaptı. Ola kendisi yok ki başka bir şey yapsın. Hani var ya, kendi kendine. Bak, ilk çocuklar gibi eceleyelim. Ben nasıl oldum? Kendim kendime. Kendim, ben olmayan ben, olmayan beni yapmışım. Kendim kendimi yapmışım. Yok iken ben, olmayan ben, kimisi o, yok ki. Ondan sonra beni yapmış. Olmayan ben, beni yapmış. Bu varı var ya varı, yok yaptı. Ya yok yapabilmesi için o yok var olması lazım. Kendisi ya bir var olsun da ondan sonra varlığını görelim. Yani varın eseri olur. Yokun eseri yok ki. Bak ne diyorsun, ne tasarlıyor, bak ne gevezeliyor. Şu varlığı görüyor musun diyor. He, bu varın arkasında içlik var diyor. Yani bu varı diyor, yok yaptı. Yoka fail veriyorsun, fiil ver, yani ustalık veriyorsun, faillik veriyorsun. Yoka eline bir şey tutturuyorsun. Kim o? Yok. Yoka çekiç, anahtar eline veriyorsun. Varlığa, varlığı vermekte zorlanıyorsun. Varlık yoku ispat etmede kullanılamaz. Yani işte bu gözü yapan yok. Varı yoka delil yapmaya çalıştın. Varlığın hakikatına bakılırsa Allah'a intikalin kolay olduğunu gösteriyor. Yani Allah'a intikal etmek kolaydır. Nasıl kolaydır? Çünkü Allah denilen şeye var diyoruz. Ama Allah'ın dışındaki bir şeye bunun arkasında yoktur diyor fail. Onun için arkasında bir şey dese, bir var olan bir şey, tanımlayabileceği bir şey dese, onun hakkında konuşacağız. Ama bunun hakkında diyor ki bunun arkasında kimse yok diyor. E varlıkla ben kimseyi, olmayan bir şeyi nasıl tanıyayım? E varlıkla olmayanı nasıl tanımlayacağım ki? Bak benim gözümü yokluk yaptı. Ulan benim gözümün yokluk yaptı. Kendisi ya olsun ya. Şimdi ben bu gözle onu nasıl tanıyayım? Ha ama şu kolay. Benim gözümü gören birisi yaptı. Nasıl bir gözü vardı bilmiyorum ama. Ha o zaman derim ki duygular var buna. Eşyayla alakalıdır, güneşle alakalıdır. Ha demek ki güneşi de bilmesi lazım benim gözümü yapan. Sonra bununla alakalıdır, bunu da bilmesi lazım. Sonra baktığım yemeklerle alakalıdır, görünce midem kalkıyor vesaire. Sonra vücutta bütünlük içindedir. Vücudu da bilmesi lazım. Bak yani varlıktan onu tanımaya çalışıyorum. Yani güneşin sahibidir aynı zamanda diyorum. Nereden biliyorsun gözü yapanın güneşle ne alakası var? Çünkü güneş denilen sistemde bu çalışıyor. Güneşi bilmeyen bu gözü yapamaz. Öyle mi? Bunu gözü yapan beyni de o yapmıştır. Vücudu da o yapmıştır. Çiçekleri de o yapmıştır. Yani kimle alışverişi varsa ona da sahip. Bakın varlıktan onu tanımakta hükmediyor, güneşe sahiptir, oraları biliyor. Bilmesine kadar geçtim. Ama sen şimdi bu varlığı nereye dayandırıyorsun? Bir daha söylüyorum, dördüncü kez oldu. Var, bu varı yok yaptı. Hem yok diyorsun hem eline çekiç veriyorsun. Nereye koyacaksın çekici? Yok ki. Bulsan da bulmasan da varlık varlıktan haber verir. Varlık varlıktan haber verir. Çünkü bakın Mehmet'im, çok benim güzel bir tefekkürüm benim. Eğer atom varlık düzeyleri, atom esir, şey enerji esir dursa, hani lisede okurken bölünebilir. Bölünemez en küçük parçayı, değil mi? Bölünemez en küçük parçasını atom. O zaman o kadar. Ondan sonra dinsizler diyor ki bak buraya kadar, bundan arkası yok ki. Ondan sonra diyebilir hakikaten ha, atom burada, kalem de burada. E başka ne arayayım ya, işte bir şekilde oldu, evrildi, çevrildi, devrildi. Böyle oldu diye bir derece belki yanaşabilir. Ama atomda varlık düzeyi bitmiyor. Enerjiye indirgendi. Yitmiyor, esire dibi yok diyor. Bir de tanrı parçacığı dedi adam. Yani Allah'a tanrı demekten utanıyor. Bunu meydana getiren, bunun içinde bir enerji paketidir diyor bu. İçerisinde Higgs denilen bir parçacık var. Buna adı tanrı parçacığı. Çünkü ne demek?
diğer parçacıkları, kayfları ve dalga boyları kontrol ediyor. Çünkü niye? Atom üstü daha karmaşık, atom altı daha karmaşık üstten. Orayı nasıl, yani atom altı harika ve nizamlı olmasa üzerine çiçek kurulamaz diyor. Eğer bu toprağın içerisindeki sistem bu ağaçtan harika olmasa bu oradan çıkamaz. Ben cahil cuhala isem bunları size anlatamam. Benim donanımda var olanlar hepsini anlatamıyorum. Hissiyatımı kelimeye dökemiyorum. Fikriyatımı dökemiyorum ama bir şeyler anlatıyorum. Demek ki anlatmamla arka tarafımdan haber veriyor. Bu bir yerden çıkmışsa çıktığı yerden haber veriyor ve çıktığı yer bundan daha harikadır. Çünkü bunu çıkarmış. Merkeze daha yakın olduğu için nasıl oluyor? Merkeze daha yakın. Bu çıktığı yeri ifade ediyor. Bu çiçek topraktaki yapının oradaki dönen sistemden çarptan haber veriyor. Bu çıkandır. O da çıkılan bir yerdir. O sürecin harikalığını gösteriyor dip tarafı. Mesela nerede kullandığı bu mantığı? 29. sözde diyor ki, madem diyor camit bir topraktan hayatın tereşuatı var, çeşitli hayatlar çıkıyor, o zaman toprak perdesi arkasındaki alem camit olamaz. Çünkü camit cansız bir alemden hayat fışkıramaz. Şimdi bunda hayat var mı yok mu? Çıkan toprak hayatsız. Çünkü çıkan hayatı hayatsıza verilemeyeceğine göre o zaman toprak perdedir. Perdenin arkasında bir alemin olduğunu da gösteriyor. Bir daha söylüyorum. Çıkan hayatlı mıdır? İfade edildiği yer toprak hayatsız mıdır? O zaman hayat, hayatsızdan harika olduğu için, hayat hayatsızdan harika olduğu için, hayat hayatsızdan çıkmıyor. Hayatsız zemininde, tezgahta ifade ediliyor. Yani bu kitabı kalemle yazıldı. Ama yazan kalem değil. Tutan bir asan var. Evet, şimdi bu sayfadaki manaları, fikirleri kalemin hareketine verip de onu tutan ele, o elin sahibi olan kafaya vermesen, sırf kalemin hareketlerine verirsen şuradaki fikirleri neyse, bu çiçeği de toprağa vermek öyledir. Burayı anladık mı? Bu yazıyı söylüyorum size. Burada fikirler var, hisler var, duygular var, mantık var. Nasıl meydana geldi bu yazı arkadaş? Bu yazı. Kalem vallahi böyle yaptı, ay şöyle yaptı. Buradaki mantık silsilesini, fikir ve ilim ve his hakikatını kalemin hareketine verip kalemi tutan ele, o elin sahibi olan akla, onun arkasındaki ruha vermesen, âli bir ruha, bu kalemin hareketine vermek neyse, bu çiçekteki özellikleri de toprağa vermek aynıdır. Varlığın hakikatına bakılırsa Allah'a intikalin kolay olduğunu gösteriyor. Varlıkta nihayetsiz boyut farklılıkların olduğunu, varlığın arkasının başka bir boyutla dolu olduğunu fizik ve diğer fenler söylüyor ki bunlardan fizik, maddenin arkası metafizik. Yani bu madde, fizik diyor ki, dinlemiyor ha, bunun arkası diyor yok, yani şey yok derken arkasının bir nihayeti yok. Bunun arkasındaki süreç bir yerde durmuyor diyor fizik. Diyor ki fizik, metafizik, enerji, esir ve diğeri doğru gittiğini olduğunu söylüyor. Yani madde o boyutların ifadelenmesi derler. Yani şu madde, şu kalem, o saymış olduğumuz alemler sürecinin buradaki bu makamdaki ifadelenişi derler fizikçiler. Madde yani fizik, fizikte kalmıyor. Bizi arkalarına taşıyor. Bu fiziktir. Ama burada kalmıyor. Bir arkaya bir geçiyoruz ki fizikten çıkıyor. Fizik, metafizik. Sonra enerjiye geçiyor. Esire geçiyor. Madde hayata geçiyor. Fizik, fiziklikten çıkıyor. Acayip bir şey ya. Mesela bak. Elma verdi bu. Lezzet. Koku. İn aşağıya, hücreye in. Ne lezzet var ne koku var.
İn aşağıya. DNA'sına git, RNA'sına git, genetiğine git, kromozomuna git. Ne tat var, ne koku var, ne bir şey var. Geç arkasına enerji, hiç kimse yok. Öyle mi? Yani fiziğin arkasına geçince fizik de ortadan kalkıyor bunun gibi diye söylemek istedim. Bak ne diyor? Madde yani fizik, fizikte kalmıyor, bizi arkalarına taşıyor. Bu da ta arkalardaki failin var olması ihtimalini yok olmasına nispeten galip olduğunu söylüyor. Yani bak bak elime bakın. Şu fizik olan şu atom, şu sanat arkası nihayetsiz olduğunda, dibi olmadığında bize şu mantığı veriyor. Bir yerde nihayet olsa biz de oraya kadar hükmetsek vallahi biz sonuna kadar geldik. Orada Allah malla görmedik. O zaman bir derece olabilir. Ama bu maddenin süreci yoksa, dibine de gelememişsek, o sürecin uzantısının devamında bir yerlerin olması, birilerin olması mantığı var. Hala canlılığı ihtimali duruyor. Yokluğuna nispeten. Eğer varın maddenin arkası olmamış olsaydı belki söylenenden bir mantık olurdu. Yani madde bir yerde dursaydı, arkası olmasaydı, bunun arkasına öyle birisi yoktur denebilirdi belki. Allah tanımıyoruz. Tanınan hakkında hüküm verilir. Onu da tanıtan fiilleridir. Yani Allah'ı da tanıtan fiilleridir. Fiiller de bunlardır. Mesela bunu yapan kör olmaması lazım. Mesela ya basir. Şu vesaire dizilmesi lazım. İşte diyor ki onların en büyüğü yakından hakaik İslamiye'ye vukufu olan ami bir adam gibi de değildir. Ben böyle gördüm. Nefsül emirde de benim gördüğümü tasdik eder. Binaenaleyh şimşek, buhar gibi fenli meseleleri keşfeden filozoflar hakkın esrarını, Kur'an nurlarını da keşfedebilir diyemezsin. Yani buharı buldu adam treni. Vallahi bu ahireti kabul edersek ben de kabul ederim. Niye? Buharı bulduğuna göre ahireti de bilmesini bulabilirdi. Yok, eğer bulmamışsa, o inkar ediyorsa o zaman yoktur. Ahiretin yokluğuna ne yaptın sen? Buharı yapan adama şey yap. Böyle bir mantık olur mu ya? Yani bir ara şeydi, bölünemez en küçük parçasına kadar onu hep doğruydu, ilimdi. Bunun dışında olanlar sapıktı hani. Hani yobazdı? He? Hani bölünemez en küçük parçadır nihayeti, daha yoktur ve dindi, onların diniydi. İlimdi, ilim. Oysa teoriydi. Peki, arkası daha kimse yok diyordun. Ne oldu şimdi? Ne diyeceksin şimdi, utanmıyor musun? Hani arkası yoktu? Arkasında ne Allah arıyorsunuz? Çünkü maddenin arkası yok ki diyordu. Ne oldu şimdi, ne diyeceksin? Bölünemez en küçük parçası mı diyeceksin hala atom? Seni rahmetli Abdülhamit'e bile göndermem seni ya. İrtica ediyor adam. Mürteci. Yobaz, gerici bu adam. İlerici değil. Niye? Bölünemez en küçük parçasının atomda durdu. Yobaza bak. O bir asır önceydi ya. Bir asır önceki fikir. Hani doğruydu? Hani değişmezdi? Hani kesindi? İşte dolayısıyla şimşeği bulmuş. Şimşekte enerji varmış. İşte artı bulut, eksi bulut. Lan ikisi buhar, ikisi su. İkisi çarpınca bir isim koyduk. Artı, eksi ne diyeceğiz? Bir lamp takacağız. En küçük o şey var ya, şimşek çakınca o gök gürültüsü. En küçüğü şey, kendi söylüyor. Diyor ki astrofizik. En küçüğünde ortaya çıkan enerji 300 bin volt. 300 bin. 300 değil ha. Hani bu şehre, buraya şey yapsa hepten yok gibi. Nereden çıktı? Allah aşkına. İkisi de boğa, ikisi de su. Korkunç enerji. Bu bulut, bu buluta çarpınca artı bulut, eksi. Ne olmuş? İşte bir nam takacak ya. Artı, eksi. Ondan sonra şey yapmış. Bu korkunç enerji oradan çıktı. Ya Allah nerelere ne saklamış ya. Kör olası dinsiz gözü, görmez olduğu yüzümüzü
hem işitmez sözümüzü hak söyleyin ayetleriz biz. Hadi bir nam taktın. E kim bu? Hasan. E Hasan demeyle işi bitirdin mi? E Hasan'ın ruhsal yapısı ta arkaları yani. Tamam. E bu bulut böyle. Ya böyle olsun diye onu tasarlayan yok mu? Sen onu anladın ve bir isim taktın. O yokken o şekilde o enerji taşısın diye o yapıyı o şekilde kuran, takdir etmen gerekirken olaya diyorsun ki artı kutup, eksi kutup, ne olmuş? Aküde de öyle, arabanın bataryalarında. Bir kablo tutun, eksi kutuba sokun kabloyu, artı kutuba vurun bakayım, çıt çıt çıt. Ne bu, nereye veriyorsun? Eksi kutup, aksi kutup, artı kutupla vurunca kıvılcım çıkar. Ya bunu tasarlayan bir mühendis yok mu ya? Böyle olsun diye bizden önce tasarlamış da mühendis. Mühendislik yok mu orada aküde? Bir tasarım yok mu? Bir mimarlık yok mu? Tam söylediğin doğru. A eksiği artıya vurursam öyle olur. Ama sen vurmadan önce vurulsun, vurulunca böyle bir şey olsun diye tasarlayan var, planlayan var. Bunun hesabını yapan var. Bunun fabrikasını kurmuş, adam yapmış. Sırf böyle vurmayla izah ediyorsun. Ne asıl olmuş? Ya kardeşim bunun fabrikası var ya. Bedel vereceksin de. Hangi aküdük? Ver parasını. Ücretini ver. Bak. Binaenaleyh şimşek, buhar gibi fenli meseleleri keşfeden filozoflar hakkın esrarını Kur'an nurlarında keşfedebilir diyemezsin. Zira onun aklı gözündedir. Göz ise kalp ve ruhun gördüklerini göremez. Gözün bunları görür. Ama bunun arkasındaki beni biliyor. Benim göz zevkimi bilmezse buna bu zevki veremez. Okyüze göstersek bunu ne yapar arkadaşlar? He? Öküz için bir normal kurumuş ot ile bu çiçeğin arasında ne fark var? Fark yok. Peki bir kedi için kokuşmuş bir balık kafası ile muhabbet kuşu arasında ne fark var? Belki de daha kalitelidir. Ama bizim için işte dolayısıyla buna bu özelliği veren beni bilmesi lazım. Gözümü bilmesi lazım. Buna ilmi yapı veren aklımı bilmesi lazım ki çünkü bunu araştırıp ilim yapıyorum. İnsanoğlu kütüphanesini neyle doldurmuş? Tıp ilmi nerede? Kaynağı nedir tıp ilmi? Kendisidir, insandır. Ziraat mühendisliği bunlardır. Arkadaşlar senin alim olmana sebep mevcudatı cahile nasıl veriyorsun? Beyin anatomisi. Beyinle alakalı kitap neyi tanımlıyor? Beyni. O kitabı en iyi biliyorsun, alim oluyorsun. Sonra diyorsun ki benim alim olmama sebep olan şu kafayı beyni cahil, cahil birisi yaptı. Ama sen bildin, yapmadın. Alimsin, profsun. Meğer kofmuşsun da anlamamışsın. Acayip bir şey ya. Adam göz doktoru, profesör. Göz profesörü, göz alimi olması için sebep gözdür. O gözü gidiyor, o profesör o gözü köre verebiliyor. He kör olası diyesim de geldi de yok. Neyse göresin. İnşallah görürsün bakın. Göz doktoru, profesör şu göze bakıyor. Bunun arkasındaki sebebin kör olduğunu. Yani tabiatında kör, tabiat kördür. Güneş kördür. İçtiğim su kördür. Yediğim kuru fasulye kördür. Yediğim ekmek kördür. Ya körlerin bir araya gelmesiyle gözün olduğunu sana kim söylüyor? Araba var ya şu belediyenin arabasının pislikleri sokuyor da ondan sonra basınçla sıkıştırıyor ya. Ne olur 10 tane amayı getirin ama kör. Sıkıştırın 10 tane amayı sıkıştırarak bir göz olur. 10 tane cahili sıkıştırın 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 bir alim çıktı işte. Olur mu? Allah. Yani Allah'ı inkar etmekte hakikaten büyük bir meziyet. Diyeceksin ne demek meziyet? Yani bu kadar açık olan bir şeylere rağmen gözün arkasına kördür diyebiliyorsan buna ne biçim adamsın hayret ediyorum yani. Ve maddenin arkası atomda bitti diyorsun. Nasıl diyorsun? Ne demek ki sen hakikaten mürtici ya, irtica ya arkadan geliyor adam. Sen Rahmet Abdülhamit'ten mi kaldın ya? O zaman adamı mısın?
Atabilmeyen geçti Üsküdar'ı. Atom bir yerde durmuyor. Durdurursan diyebilirsin. Vallahi ben atomun dibine geldim. Dibine kadar gittim. Ondan sonra bir at bir yere gitmiyor. Orada hiç kimseyi görmedi. Öyle birisi yok. Zaten bunu demeleri için cerrahisini yaptılar. İsviçre'de o fizi atomu parçalayıp enerji boyutu E eşittir MC kare teoriydi bu. Biz bunu denedik, arkasında öyle bir enerji yumağı yok. Atom altı denen bir alem yok. Bir girdiler ki oho, bizde %23'ünü söylüyorlar Cern hadise deneydekini. Bir fizikçiye göre hayır diyor, %13'ünü söylüyor millete. Daha 90'ını, 90 bilgileri kendisine saklamışlar. Demiyorlar. Şeye benziyor Hasan abi, risaleleri yok etmek için böyle saldıran zındıkların böyle daha çok ilişkilerine savunması gibi. Aynen. Zira onun aklı gözündedir, göz ise kalp ve ruhun gördüklerini göremez. Çünkü kalplerinde can kalmamıştır. Gaflet o kalpleri tabiat bataklığında çürütmüştür. Şimdi buna ait yerleri atıf yapıyorum. Merak edeniniz varsa, bunu biraz da çapını genişletmek istiyorsanız. Lemalar 120. Şualar 101-102. 101. sayfa, 102. sayfa. Sözler 538, İnce Mesnevi Nuriye, gene bu yani bu, 210. Kendisi okuduğum yer 239. Dün size lemalardan şey göstermiştim, şurayı, dün müydü? He? Dün değildi galiba, dün psikoloji yapmıştık. Ha. Altıncı notada var ya, ey kafirlerin çokluklarından ve onların bazı hakaik imaniyenin inkarındaki ittifaklarından telaşa düşen ve itikadını bozan bir çare insan. Bil ki kıymet ve emniyet kemiyete ve adet çokluğunda değil. Çünkü insan eğer insan olmasa şeytan bir hayvana inkılap eder. De ilahir devam ediyor. Altıncı nota, lemalar 120, şualar 101 ve 102. Mesnevi Nuriye 210, 239. Sözler 538. Buralara bakarsanız bu ehli ile alakalı daha geniş çapta olur. Hekim. Abi şey soracağım. Bu fikri kabul edenler hepsi ruhu reddediyor mu yoksa bir kısmını reddediyor mu? Hangisini? Yani bu fikirde olan filozoflar. Tabii. Ruhumu kabul etmiyor. Duygular. Duygumu diyor. Şöyle diyor bak. Mesela sendeki o duygular var ya, merhametli, şefkatli. Maddenin fonksiyonudur diyor. Maddenin zarunun neticesidir diyor. Yani şu şeye, suya diyor ki, görmediğimiz bu su, bak Allah inkar edene bak ne diyor. Allah görmüyoruz diye inkar ediyor. Suya, su için ne diyor? İçtim. Ha bundan bende şefkat var, haya var, gadap var, hiddet var, nefret var, namus var, kıskanıyorum, nefret ediyorum falan. Bunlar nedir? Maddenin içerisindeymiş bu sıfatlar. Niye gözükmüyor? Maddenin, atomun arka tarafındaki sıfatlar gözükmez. Hani biraz önce Allah niye gözükmüyor diye reddediyordun? Dediği doğru şöyle. Suyun arkasındaki şefkat, merhameti falan söylüyor ya, suyun maddenin fonksiyonudur diyor. Aslında suda tecelli eden, su olarak gözüken Esma-i Hüsna'nın mertebeleri de. Mesela biz din size demiştim ki, aşağıdayım diye. Din size dedim ki, beni karşı karşıya getirmişlerdi. Neticeyi söylüyorum. Dedim bu kainatı kim yaptı? Size öz söylüyorum, böyle fikirleri var. Bu kainatı kim yaptı? Hegel demiş. Bu kainatı kuşatan, bu atomun arkasında enerjidir. Bütün bu galaksiler her tarafı yapan enerji midir dedim. Eda ile tabii biliyor ya, biz cahiliz. Enerjidir. Sanki biz okumamışız. Tamam. Doğru söylüyorsun. Durdu. Herkes de seyrediyor ikimiz. 10 dakika konuşuyordu, 10 dakika ben. Dedim ki bu kainatı her şeyi enerji yap. Tamam. Aldım kalemi. Benim gözümü de bu enerji mi yaptı dedim. Ses yok.
Dedim ya enerji yaptığını, enerji yapmıştır. Kulağı mı? Enerji yapmıştır. Haya duygumu? Enerji vermiştir. Şefkatimi? Enerji vermiştir. Ferasetimi? Enerji vermiştir. Gayeyi? Enerji vermiştir. Artı, yani saydım. Artı, bu sıfatlar, yani merhamet, şefkat, haya, edep, gaye, maksat, utanma, kıskanma, bu sıfatların toplamına bir isim ver bana dedim. Nokta nokta. Biz buna dedi enerji diyoruz. Enerji, yani enerji denilen göz olması lazım. Göz olmayan göz veremez. Şuuru olmayan şuur veremez. Hayatı, o zaman bu enerjinin gözü var değil mi dedim. Çünkü göz verdiğine göre gözü var. Yani göz görüyor. Görme özelliği olmayan göz veremez. Kulağı verdiğine göre işitiyor. Şuur verdiğine göre şuurlu. Hayayı verdiğine göre hayalı. Merhametli, şefkatli. Bu sıfatların toplamına sen enerji diyorsunuz, biz Esma-i Hüsna diyoruz. Ama bu nasıl bir enerji ise görüyor, işitiyor, merhamet ediyor. Aynı şey, aynı enerji. Tek bir enerjiymiş. Görüyor, hissediyor, tamam mı? Neymiş efendim bizdeki var olanlar? Maddenin zorunlu neticesiymiş. Peki sevgili kardeşim, kuru fasulye yedim, su içtim. Bendeki şefkat, haya, edep, namussuzluk, inanmak, inanmamak. Bundan bunun içindeymiş. Ben bunun arkasında esma vardır dediğimi kabul etmiyordum. Maddede var olan, bizim daha tanımlayamadığımız diyor içinde, yapı taşları var diyor. Yani enerji boyutu. Daha diyor, kuantum diyor, enerjiye indi. Daha dibi var diyor. Ha bak, tabii dibi var. Dibi, dipsizdir burası. Bize şu ihtimali veriyor. Dibi yoksa, o zaman ucu nihayetsiz. Nihayetsizse, öyle mi? Öyle dedi. Nihayetsiz dedi, ben de zaten nihayetsiz bir kudretten bahsettim. İster istemez o enerjiye akıl vereceksiniz. Şuur vereceksiniz. İdrak vereceksiniz. Gaye vereceksiniz. Hedefi olması lazım. Maksadı olması lazım. Affettim diyecek. Reddettim seni diyecek. Ya bu sıfatları suya nasıl veriyorsun ya? Yani bendeki merhamet var ya, annemdeyken ben, annemdeyken, annem kuru fasulye yedi. Oradan oldu bende. Kuru fasulyeden geçti bendeki merhamet. Dedim inanıyor musunuz arkadaş, sen inanıyor musun dedim. Şimdi kuru fasulyeden geçmiş olabilir mi sendeki merhamet? Ne dese inanırsın biliyor musun? Niçin olmasın dedi, bendeki merhamet kuru fasulyeden geçebilir dedi. Buna artık buna küfr inadı olunca dedim bak kardeşim buna bir soğuk su verin dedim. Tamam, ondan sonra ayakkabı bağından bahsettim. En iyisi dedim yazın beyaz giymek lazım. Çünkü güneş enerjisini almıyor içeri, dışarıya yansıtıyor. Eğer renkli giyerseniz renkleşiyor. Güneş enerjisini içine alır, daha çok terleme olur falan. Ne alakası var? Ne alakası var? İşte konumuz da aynı böyle alakası var. Bendeki merhameti suya verirsen İşte ben de sana daha güzel şeylerden bahsediyorum. Güneş enerjisi nasıl insana terletiyor onu anlatıyorum. Daha iyi. Daha iyi konu. Hiç muhatap değildim. Şimdi bendeki haya, utanmayı utanmaza vermiş, suya vermiş. Peki, 60 kilo bir insan düşünün. Bu da 60 kilo. Madde aynı. Fonksiyonlar aynı mı? İki tane 60 kilo gelen insan... Fonksiyonları da aynı olacaktı. Yani hayalleri, edepleri, inançları, duyguları. İki tane 60 kilo gelen, kilo gelen insan birbirine benziyor mu? Eğer maddenin fonksiyonu olsaydı, ikisinde de eşit madde var, aynı fonksiyon olurdu. İkisi de su içiyor. Aynı şeyi düşünmeleri lazım. Madde aynı. Yani bu da güneşten besleniyor. Armut da, şeftali de, üzüm de. Bak, armutun, şeftalin, üzümün de kaynağı güneş, toprak, su, hava. Aynı değil mi? Niye peki şeftali, armut, üzüm? Söyleyin bana, nerede kaynaklanıyor? Sebep ne aynı? Programından değil mi? Onun program, yani atom olmayan ruhundan bahsediyor. Üstad bir nevi ruhu hükmünde olan programı diyor. Bak bir de söylüyorum. Güneş aynı, hava aynı, toprak aynı,
Su aynı. Bir tanesi şeftali, bir tanesi kavun, bir tanesi zakkum çekirdeği. Bir tanesi de biber ama ya Rabbi. Deyince hemen kaşırmaya başladım. Biber, biber acı ya. Tamam. Diline vurduğun zaman dilini uyuşturan değil mi? Sizin orada mıymıştık Bolvadin'de? Bir yerde yemiştim sen. Öyle bir biber ki dilini vurdun diline. Orası uyuştu. Buraya falan yapıyorsun böyle. Burayı sür, burası da yanıyor. Biberi tuttun ya. Ama aynı güneşin altında kavun. Peki fark güneşten değil. Nerede? Program. O program bize maddenin arkasındaki yapıdan bahsediyor. Program demek zorundasın. Program madde değil. Atom değil. Nedir peki? Enerji bile değil. Esma'nın işte Allah'ın nuru semavat vel ard. Allah yerin, göğün ve içindekilerin nurudur demek. Ne demek? Buz var ya buz. Buzun aslı sudur demektir. Allah'ın nuru semavat vel ard. Buzun aslı sudur. Buza takılma. Sudur. Peki su buzun neresindedir? Su buzun neresindeyse esma maddenin orasındadır. Su buzun neresindeyse veya da arkaya gideyim. H2O, hidrojen, oksijen suyun neresindeyse esma-i hüsna da kalemin orasındadır. Bu esma böyle izah edilir biraz herhalde. Peki, odunun neresinde nur, duman varsa, odunun neresinde duman ve nur varsa, çiçeğin, saksinin, senin orandadır esma-i hüsna. Duman ve nur, odunun neresindeyse, esma-i hüsnalarda benim oramdadır. Odun gibi ben düşün, odun onu. Esma-i hüsna da bana böyledir. Peki, var mı başka? Vâhir devâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin el-Fâtiha temâs-selevâtu.